damacanlar dostlar. Bu hafta ebedi hayatı kazanacaktır. Adlı bir deyiş paylaşıyorum. Son haftalarda fark ediyorsanız İsa Ruhullah'ın çok çetin, zor sözlerine denk gelmişiz ve her birini bir deyiş haline getiriyorum. Bu hafta ne diyor? Kendi canını kurtarmaya çalışan can onu kaybedecektir. Baştan kaybetmiş. Ama canını benim için ve müjdem için, yani kendi hakkındaki müjde için feda eden can onu kurtaracaktır. Sonra diyor ki bütün dünyayı kazanırsanız, para, pul, mal, mülk, her şey kazanırsanız ama kendi canınızı kaybederseniz ne kâr olur ki? Hiçbir şey. Onun için hayatımızı İsa Ruhullah'a teslim edelim. Ona güvenelim. Mal, mülk, para, pul için yaşamayalım. Ve eninde sonunda ebedi hayatı kazanacağız. Evet, deyişe geçiyorum. İnşallah seversiniz. Canını kurtarmaya çalışan can kurtaramayacak, kaybedecektir. Canını kurtarmaya çalışan can kurtaramayacak, kaybedecektir. Canını İsa'ya feda eden can ebedi hayatı kazanacaktır. Canını İsa'ya feda eden can ebedi hayatı kazanacaktır. Olursun bütün dünyayı kazanan, mal mülk para pul dünyaya inanan. Olursun bütün dünyayı kazanan, mal mülk para pul dünyaya inanan. Bunlardan vazgeçip Şah'a güvenen ebedi hayatı kazanacaktır. Bunlardan vazgeçip Şah'a güvenen ebedi hayatı kazanacaktır. Kervanım mala mülke güvenmeyen, bu fani dünya için yaşamayan. Kervan mala mülke güvenmeyen, bu fani dünya için yaşamayan. İsa'ya hayatını teslim eden ebedi hayatı kazanacaktır. İsa'ya hayatını teslim eden ebedi hayatı kazanacaktır. Evet, maksat bu zaten. Ebedi hayatı kazanalım. Bu fani dünya için yaşamayalım. Geçecek zaten. Hiçbir anlamı yok. Ama ebedi hayatta ne var? Sonsuz sevinç. Sonsuz hayat. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.